Arkadaşlar selamünaleyküm. 6. sınıf Arapça kitabımızı tercüme etmeye devam ediyoruz. En son 1. ünitenin 2. dersi olan El-El'ab, oyunlar konusunu işledik ve 3. dersimize geldik. Ed-Dersu Salis. Ed-Dersu Salis. Salis 3. demek. 3. ders. Nedir 3. ders? Fil beyt. Fil beyt. Evde. Üçüncü dersimiz evde. Yani konunun ismi evde. Yoksa dersin kendisi evde yapılacak anlamında değil. Fil beyt adındaki konuyu üçüncü derste öğreneceğiz. İstemi' dinle ilel ibarat ibareleri ve a'idaha o ibareleri tekrar et. Sümme sonra teemmel düşün. Maaniha anlamlarını o okuyup dinleyip tekrar ettiğin ibareler var ya. İbare arkadaşlar sözcük, kelime, ifade, kısa ifade bu tür anlamlara gelmektedir. Anlamlarını düşün. Müstaînen bir süver. Bunun için de resimlerden yardım alabilirsin. Resimlerden yardım alarak. Hadikatul beyt. Hadikatul beyt evin bahçesi. Hadika bahçe, el beyt ev demek. İsim tanımlaması oluşturuyoruz. Hadikatul beyt evin bahçesi. Evin bahçesi. Türkçede evin bahçesi dediğim zaman ev ile başlarken Arapçada ilk bahçe ile başlıyoruz. Bahçenin evi anlamında tabii ki değil. Evin bahçesi. Matbah, mutfak. Gurfetün, oda. Beytün, ev. Sellacetün, buzdolabı. Arapçada selcun, kar, buz demek. Selcun. Selcun, kar. Buz. Müslic, karlı demek. Müslicun, karlı. El cevvu müslic, hava karlı. Thellacetun, buzdolabı. Gassaletun, çamaşır makinesi. Gassale, yıkadı demek. Gassale, yıkadı. Gassale, evet, sürekli yıkayan anlamında çamaşır makinesi. La tağdab, kızma. La tağdab, gadibe kızdı demek. Gadibe, hani gadap diyoruz ya, gadaplandı. La tağdab, gadaplanma, kızma. İsteykazat, uyandı. İsteykazat. Tabi uyanan bayan olduğu için resimde görüyorsunuz. Sonunda cezimli açık T geliyor. İsteykazat. Ama uyanan erkek olsaydı o zaman fiil isteykazat diyecektik. Mesela Ahmet erken uyandı diyeceksek isteykaza. Ahmet mübekkiran. Fatma erken uyandı diyeceksek isteykazat. Fatıma mübekkiraten. Merkezü tasavvuk. Merkez, merkez. Tasavvuk alışveriş demek. Alışveriş merkezi. Merkezü tasavvuk. İstemi ilel cümel. Cümleleri dinle. Ve a'idha onları tekrar et. Sümme teemmel. Sonra düşün me'aniha. O cümlelerin anlamlarını düşün. Müstaînen bir süver resimlerden yardım alarak. Hadikatul beyt. Evin bahçesi. Hadika bahçe. El beyt. Ev demek. Hadikatul beyt. Evin bahçesi. İsim tamlaması var burada. Evin bahçesi. Evin bahçesi nedir? Vasiatun geniştir. Evin bahçesi geniştir. Matbahul beyt evin mutfağı. Matbah mutfak demek. Nazifun temizdir. Nazif temiz. Sellacetul beyt evin buzdolabı. Evet arkadaşlar. Birinci ifadeler gördüğünüz üzere hep isim tamlaması. Evin bahçesi, bahçe eve ait. Evin mutfağı,
Evin buzdolabı nedir? Kadimetün eskidir. Kadimetün eskidir. Bu evin buzdolabı deseydi, Sellacetü hazel beyt. Sellacetü hazel beyt. Bu evin buzdolabı anlamına gelmiş olurdu. La tağdab, kızma. Ala veledike. Veled çocuk, oğul demek. Oğluna kızma. Ala veledik. Oğluna kızma. İsteykazat, uyandı. El ümmü, anne. Mübekkiraten, erkenden uyandı. Mübekkira, anne. El üm, anne demek. İsteykazat, uyandı. Anne müennes olduğu için fiil isteykazat şeklinde te'li geliyor. Uyandı. El ümmü, anne. Mübekkiraten, erkenden. Merkezü tasavvuk, alışveriş merkezi. Alışveriş merkezi nedir? Garibun, yakındır. Garip, yakındır. Minel beyt, eve. Evet, garube min ile kullanılan bir, arkadaşlar, nedir? Fiildir. Garip o fiilden türüyor. Garibun min. Evet. Min el beyttir bunun aslı. Tabii ki buradaki elif lam takısındaki elifin harekesini nuna verebiliyoruz. Okumada kolaylık olsun. Minel beyt. Merkezü tasavvuk, alışveriş merkezi. Garibun, yakındır. Minel beyt, eve. Eve yakındır. Ecrit temrin, alıştırmayı yap. Kema fil emsile, örneklerdeki gibi. Alıştırmaya bakıyoruz. Ne vermiş bize? Kişi ve iyilik zamirleri vermiş. Kişi zamirlerinden ente sen, hüve o, enti sen, hiye o. Evet, ente ve enti muhatap. Karşımızdaki kişiye söyleriz sen diye. Hüve ve hiye de gaip. Hakkında konuştuğumuz, arkasında konuştuğumuz kişi için o deriz. Peki, arkadaşlar, ente müzekker için. Bir erkeğe sen diyeceksek ente deriz. Bir bayana sen diyeceksek enti deriz. Örneğin, sen öğrencisin diyeceksek, eğer öğrenci erkekse ente talip diyeceğiz. Ente talibun. Ama öğrenci bayansa o zaman ona da enti talibetün. Sen öğrencisin. Bayan olana enti diyeceğiz, erkeğe ente diyeceğiz. Yine bir erkek öğrenci için o diyeceksek hüve talip, bir bayan öğrenci için o diyeceksek hiye talibe diyeceğiz. O erkek öğrenci, hiye talibe o kız öğrenci. Bizden yapmamızı istedi. Diyor ki ben sana kişi zamirini vereceğim ve bu kişi zamirinin karşılığı olan iyelik zamiri. İyelik nedir? Aitlik zamirini vereceğim. Aitlik zamiriyle verilen kelimeyi ona ait olduğunu ifade et. Kitap ve K zamiri. Entenin iyelik zamiri karşılığı K'dir. Kitap K. Kitabuke. Senin kitabın. Senin kitabın. Kitap sana ait. Hüve zamirinin iyelik zamir karşılığı hu'dur. Kitabuhu onun kitabı. Kitabuke. Senin kitabın. Kitabuhu onun kitabı. Evet, yine enti zamirinde iyelik zamir karşılığı ki'dir. Kitabu ki, senin kitabın. Buradaki ke erkek için kullanılır. Buradaki ki bayan için, müennes için kullanılan iyelik, aitlik zamiridir. Örneğin babanız için babanıza baba senin kitabın diyeceksen ya ebi kitabuke veya hada bu kitabuke senin kitabın. Annene anne bu senin kitabın diyeceksen ümmi. Hâzâ kitâbu ki. Bu senin kitabın. Evet. Ahmet'in kitabı diyeceksen, diyeceksin ki mesela kitâbu Ahmet. Hâzâ bu kitâbu Ahmet. Ahmet'in kitabı. İşte buradaki Ahmet'in yerine hu zamiri getiriyoruz. Kitâbuhu onun kitabı. Ayşe'nin kitabı diyeceksen kitâbu
Aişe, Ayşe'nin kitabı, kitabı Ayşe. Ayşe yerine bayan olduğu için tabii ki onun anlamında ha zamiri. Ayşe'nin kendisine söylemiyoruz. Fatma'ya diyoruz ki Fatma bu Ayşe'nin kitabı. Fatma diyor ki evet kitabuha onun kitabı. Naam haza kitabuha evet bu onun kitabı. Sana soruyor mesela Ayşe sana diyor ki kime diyorsun? Mesela Ayşe Zeynep'e diyor ki Zeynep haza kitabuki hel haza kitabuki bu senin kitabın mı? O da diyor ki la hayır haza kitabu Ayşe kitabu Meryem özür dilerim kitabu Meryem Meryem'in kitabı Ayşe de diyor ki neam fehimtu anladım haza kitabuha bu onun kitabı onun dedi üçüncü kişi kimdi orada Meryem'di değil mi? Evet, ente, beyt ne diyeceğiz? Beytuke. Beytuke, senin kitabı. Burada da evet, beytuhu. Bey, bir tane diş fazla oldu. Beytuhu, onun kitabı. Ama kelime sonunda kapalı T varsa arkadaşlar, kelimenin sonunda kapalı T varsa zamir bitişeceği zaman o kapalı T açık T'ye dönüşüyor. Enti sen, gurfe oda, iyelik zamir karşılığı ki senin odan diyeceğiz. Gur fetuki. Evet, gur fetuki senin kitabın. Yine burada onun oda senin odan onun odası diyeceğiz. Gurfetuha. Gurfetuha onun odası. Buradaki isimlere iyelik zamir getireceğiz. Sadık erkek arkadaş, sadikuke senin erkek arkadaşın. Sadikuhu onun erkek arkadaşı. Burada mesela hu yerine Ali diyebiliriz. Sadiku Ali. Ali'nin arkadaşı. Sadikuhu onun arkadaşı. Evet. Sadikuki. Bayana diyoruz ki mesela Fatma'ya senin arkadaşın. Ama gördüğünüz gibi arkadaş erkek. Bayan arkadaş olsaydı sadik erkek arkadaş. Bayan arkadaş sadika. Sadikatun kız arkadaş. Sadik erkek arkadaş. Senin erkek arkadaşın o bayanın erkek arkadaşı anlamına geliyor. İkra oku el ayetel kerime. Ayet-i kerimeyi oku. Sümmek tübaha. Sonra o ayeti ne yap? Üktüb yaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma atakumur rasul فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْعِقَابِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ Suretül Haşr, Haşr suresinin 7. ayeti. Ne diyor Rabbimiz? وَمَا her neyi اَتَاكُمْ size verir. Buradaki arkadaşlar, evet, küm zamiridir. اَتَاكُمْ siz. Geçiş halinde ötre ile harekeleriz. Size her ne verir? Kim? Er-Rasul, peygamber. Her ne verirse, size her ne verirse, yani her neyi yapın derse, fehuzuhu, onu alın, onu yapın. Ve mâ nehâküm, ve mâ nehâküm. Bakın buradaki küm zamiri niye ötre ile harekelemiyoruz? Çünkü ondan sonra eliflamlı bir isim yok. Her neyden sizi sakındırırsa, her neyi size yasaklar ise, yapmayın derse, anhu o şeyden de fentehu kaçının, sakının. Vettekullah Allah'tan korkun. İnnallâhe muhakkak ki Hazreti Allah nedir? Şedîdül ikab cezası, evet azabı şiddetli olandır.
Ecib ani sualil ati. Aşağıdaki soruları cevapla. Kema fil misal örnekteki gibi. Arkadaşlar burada birkaç tanesini yapalım. Sizler gerisini yaparsınız. Kalıp bir ifademiz var. Mineyne ente kadim. Mineyne ente nereden kadim geliyorsun? Nereden geliyorsun? Normalde biz nerelisin dediğimiz zaman mineyne ente diyoruz değil mi? Mineyne ent nerelisin? Veya bunu şöyle diyebiliriz. Min eyne kadim. Min eyne kadim. Nereden geliyorsun? İla eyne zahip. Nereye gidiyorsun? İla eyne zahip. İla eyne. Nereye zahip gidiyorsun? Min eyne ente kadim. Nereden geliyorsun? Minel medrese. Okuldan. Buradaki min dendan anlamı verir. İlel mescit, mescide. Buradaki ila da ea anlamı verir. Min, dendan anlamı, ila, ea anlamı. Tabi geliyorum diyeceksek şöyle diyebiliriz. Ene kadim, ene kadim, ene ben kadim geliyorum. Minel medrese, okuldan geliyorum. Ve ene zahip veya ve zahip gidiyorum ilel mescid. Mescide gidiyorum. Ene kadim. Tabi bunun yerine mesela akdemu, ene akdemu fiil olarak da getirebiliriz. Veya ene ahduru. Evet, getirebiliriz. Ene ati minel medrese ve ezhebu ilel mescid. Evet arkadaşlar, kelimeleri getireceğiz. Ene kadim mine saffi, sınıftan geliyorum. Ve ezhebu veya ve zahib ilel maksif, kantine gidiyorum. Ene kadim minel beyt, evden gidiyorum. Evden geliyorum. İle zahib, ene zahib ilel medrese, okula gidiyorum. Yapacağımız şey minel beyt, minel beyt ilel medrese. Ene kadim min İstanbul. İstanbul'dan geliyorum. Ene kadim. Geliyorum. Evet. Ene zahip. Ene zahip. Gidiyorum. Ene kadim minel beyt. Ene kadim min İstanbul. İstanbul'dan geliyorum. Ve zahip ila Bursa. Bursa'ya gidiyorum. Ene kadim min Konya, Konya'dan geliyorum. Ve zahib ila Bayburt, Bayburt'a gidiyorum. Kalıp ifade. Evet, mineyne kadim ila eyne zahib. Ene kadim geliyorum. Min beyt, evden minel beyt. Ve zahib gidiyorum ilel medrese, okula. Kadim, zahib. Eyne ente, sen neredesin? Eyne ente, neredesin? Sanki bunun kendisine soruyormuş gibi arkadaşlar. Bu da cevap veriyor. Diyor ki, ene ben fil mescit, mescitteyim. Ene ben fil mescit, mescitteyim. Şimdi bize soruyor. Eyne huve, o nerede? Eyne huve, o nerede? O dediğine göre biz de hüve ile cevap vereceğiz. Hüve. O tabi D'de anlamı vermek için fi harfi yerine kullanıyoruz. Fi maksif. Huve fi maksif. O kantinde. Eyne ent? Sen neredesin? Artık sana sorduğu için cevap olarak ene ile cevap vermemiz lazım. Çünkü sana soruyor. Ene tabi sen buradaki enti bayan. Bayan. Ene fil matbah. Ene fil matbah. Ben mutfaktayım. Ene fil matbah. Eyne hiye? O nerede? Eyne hiye? O nerede? Cevap hiye. Biz cevap veriyoruz. Onun nerede olduğunu soruyor bizde. Hiye ne diyebiliriz? Fis sale. Salonda veya fi gurfetil cülus.
gurfetil oturma odasında. Fi gurfetil cülus. Gurfetil cülus oturma odası. Fi D'de anlam veriyor. Hiye fi gurfetil cülus. O oturma odasında. Ve hiye fi sale salonda. Eyne ene ben neredeyim? Şimdi ben kendim karşımdakine soruyorum. Ben neredeyim? O da bana diyor ki soran kişi erkekse ona ente diyeceğiz. Bayansa ki buradaki bayan enti diyeceğiz. Enti sen fi merkezi tasavvuk. Merkezi tesevvuk. Evet, alışveriş merkezindesin. Fi merkezi tasavvuk. Sen alışveriş merkezindesin. Ve ene fissuk. Fissuk. Sen çarşıdasın, pazardasın. Peki bir metin var. İsteykaza uyandı. Kim? Tarık. Tarık. Mübekkiran erkenden. Ve semia işitti. Savten bir ses. Minel hariç dışarıdan. Tekrar ediyorum. İsteykaza uyandı. Kim? Tarık. Tarık uyandı. Mübekkiran erkenden ve semia işitti. Ne işitti? Sauten bir ses. Nereden? Minel hariç dışarıdan. Hariç diyoruz ya hariçten. Dışarıdan bir ses işitti. Gadibe kızdı, öfkelendi, sinirlendi. Neye? Ala hada saut bu sese. Ala hâze sat. Bu sese sinirlendi. Ve haraca çıktı min gurfetihi. Hi zamiri tarığa gidiyor arkadaşlar. Tarık. Tarık'ın odasından yani kendi odasından çıktı. Ve kabelethu onu karşıladı. Odasından çıkınca karşılaştı yani. Kiminle? Validetuhu. Annesi onu karşıladı. Annesi ona mukabele etti. Ve se'elethu. Annesi ona sordu. Se'elet sordu. Anne soruyor. Kime? Hu. Tarık erkek olduğu için zamir müzekker olarak hu geliyor. Meta isteykazta ya Tarık. Meta ne zaman? İsteykazte uyandın. Sen uyandın ya Tarık. O da diyor ki isteykaztu uyandım. Kable kalil. Az önce uyandım. Kable kalil. Min eyne? Min eyne? Nereden? Min eyne? Şuradaki min eyne? Nereden? Ye'ti geliyor. Hâdâ sâut. Bu ses. Bu ses nereden gelir ya valideti? Anne. Bu ses nereden geliyor anne? Annesine diyor. La tağdab. Kızma. La tağdab. Kızma. Ye'ti geliyor. Hâdâ sâut. Bu ses min dâhilis sellâce. Buzdolabının içinden geliyor. Dâhil. Hariç dış. Dâhil iç. Sellâce buzdolabı. Min dâhilis sellâce. Buzdolabının içinden bu ses ye'ti geliyor. Endema dığında anlamında bir zarftır. Endema ye'ti geldiğinde. Endema ye'ti geldiğinde kim? Validuke. Senin baban geldiğinde. Ne zaman? Mesaen. Akşamleyin geldiğinde. Seyahullu. Çözecek. Baban geldiğini çözecek. Neyi? Hadihil müşkile. Bu sorunu, bu problemi çözecek. İnşallah. Akşam baban geldiğinde bu problemi çözecek inşallah. Sorulara bakalım. Meta isteykaza Tarık. Tarık ne zaman uyandı? Evet, bu tür sorulara cevap vereceğimiz zaman arkadaşlar cevap da soru edatı olmaz. İsteykaza uyandı. Kim? Tarık. Tarık ne zaman? Mübekkiran. Erkenden uyandı veya sabahen, sabahleyin uyandı.
Limada niçin gadibe kızdı Tarık? Tarık niçin kızdı? Cevap da soru edat olmaz. Gadibe kızdı. Tarık kızdı. Li ennehu. Çünkü o demek. Çünkü o. Veya li enne Tarık. Çünkü o semia işitti. Ne işitti? Sauten. Bir ses işitti. Bunun yanı sıfat koyabiliriz. Mürtefian. Evet, mürtefi yüksek. Çünkü o yüksek bir ses işitti. Ses işitti. Sesten dolayı uyandı. Şöyle diyoruz. Li'ennehu çünkü o isteykaza uyandı. Min ecli savtin murtefi yüksek bir sesten dolayı uyandı. Min ecli liennehu isteygala uyandı. Neden? Min ecli savtin ses sebebiyle mürtefiin. Yüksek bir ses sebebiyle uyandı. Mâzâ semiya Tarık? Tarık neyi işitti? Cevap vereceğim zaman soru edatını koymuyorum cevapta. Semiya ile başlıyorum. İşitti. Tarık neyi? Saute es-sellâce. Saute es-sellâce. Buzdolabının sesini işitti. Saute es-sellâce. Men kabele Tarık. Tarık kim karşıladı? Evet. Kim karşıladı? Cevapta soru edatı. Kabelet karşıladı. Karşılaştı yani Tarık'la. Kim? Ümmü Tarık. Ümmü Tarık. Tarık'ın annesi. Veya validetu Tarık. Evet. Karşıladı. Kiminle? Me'ahu. Me'ahu. Onunla. Meta seyeti el valid. Cevapta meta yok. Seyeti gelecek. Kim? El valid baba. Ne zaman gelecek baba? Mesaen akşamleyin. Çok bastırdım mı arkadaşlar? Yazmıyor. Mesaen akşamleyin. Akşamleyin gelecek. Peki, Eynel bint. Bint kız çocuğu demek. Kız nerede? Eynel bint. El bintu kız neredeymiş? Fi saffi sınıfta. İşte o da anlamını verebilmek için şu fi mutlaka yazmamız gerekiyor arkadaşlar. Eyne Rümeysa. Rümeysa nerede? Rümeysa nerede? Arkadaşlar, direkt tabii ki cevapta soru edatı olmaz. Rümeysa ile de başlayabilirsiniz. Rümeysa fi maksif de diyebilirsiniz veya artık sizde Rümeysa'yı sorduğu için ve kimden bahsettiğini bildiğiniz için onun yerine hiye zamirini kullanabilirsiniz. Hiye fil maksif o kantinde. Hiye fil maksif o kantinde. Eyne Selma? Selma nerede? Selma'yı artık biliyorum. Bayan olduğu için hiye zamiri getireceğim. O. Selma'nın kendisine sormuyor. Selma sen neredesin demiyor. O zaman şöyle derdi Selma. Ya Selma, eyne enti? Sen neredesin? O da der ki, ene fil matbah. Ben mutfaktayım. Ama bize soruyor. Ya Selma nerede? Biz de diyoruz ki Selma nerede? Fil matbah, mutfakta. Selma'yı bildiğimiz için Selma'nın yerine isim değil de zamir olarak hiye'yi kullanabiliriz. Hiye fil matbah. Yukarıda ne dedi?
Kız nerede? Kız müennes olduğu için bunun yerine hiye zamirini de kullanabilir arkadaşlar. Eyne Ahmet? Ahmet nerede? Cevap vereceğim zaman Ahmet'le de başlayabilirim. Ahmet yerine hüve zamiriyle kullanabilirim. Hüve o nerede? Fil hadika bahçede. Fil hadika bahçede. Eyne Hasan? Hasan nerede? Evet, hüve o neresinde arkadaşlar? Fi gurfetihi odasında. Fi gurfetihi. Yani kendi odasında değil mi? Hasan odasında. Fi gurfetin nevm. Yatak odası da diyebiliriz belki. Fi gurfetihi odasında. Evet, ekmil, tamamla el-hivar, diyaloğu bil kelimatil münasip, uygun kelimeler ile minel kaime, listedeki uygun kelimelerle diyaloğu tamamla. Mübekkiran, erkenden. Evet arkadaşlar, şöyle yapalım. Mübekkiran, erkenden. Ala, ea demektir. Validuke, senin baban. Kable, önce demek. Min, dendan anlamındaki harfi cer edat. Meta, ne zaman? Yukarıdaki arkadaşlar diyalog kelimeleri çıkarmış. Az önceki diyaloğu tamamlamamızı istiyor. Gurfetihi, odası. Dahil, iç. Men, kim. Eyne, nerede? İstiyakaza uyandı. Tarık uyandı. Ne zaman? Mübekkiran. Evet, şöyle yapalım. 1, 2, 10 tane boşluk var. Şurası 1 gelecek aradan. Mübekkiran. Erkenden uyandı. Ve semiya işitti sauten. Bir ses. Nerede ses işitmiş arkadaşlar? Dışarıdan. 5 gelecek var. Minel hariç. Dışarıdan bir ses işitti. Gadibe kızdı. Neye? Ala hâze saut. Ala 2 gelecek buraya. Ve haraca çıktı. Nereden çıktı? Evet. Min gurfetihi odasından. 7 gelecek. Odasından çıktı. Ve kabeletu onu karşıladı. Kim? Validetuhu annesi. Ve se'elet sordu. Hatta se'elet hu ona sordu. Neyi sormuş? Meta isteykasta. Meta isteykasta da diyebiliriz. Elif geçiş halinde okunmayabilir. Meta ne zaman? Kaç arkadaşlar? 6. Ne zaman uyandın ya Tarık? O da diyor ki isteykastu uyandım. 4 gelecek buraya. Kable kalil. Az önce uyandım. Evet, ne diyor? Min nereden değil mi? Min eyne gelecek arkadaşlar. Min eyne ye'ti? 10 gelecek buraya. Min eyne ye'ti? Nereden geliyor haza saut, bu ses ya valideti? O da ne diyor? La tağdeb, kızma, ye'ti hâzı sat. Bu ses geliyor. Min dâhili sellâce. Dâhil. İndama ye'ti, geldiğinde kim? Validuke, senin baban. Mesaen, akşam geldin. Sevfe yahillu, çözecek. Hâzihil müşküle, bu sorunu. İnşallah bu sorunu çözecek. Peki arkadaşlar, üçüncü dersi bitirdik. Kısaymış üçüncü ders. Fil beyt, evde konusu. Nereye geldik? El vahdetu saniye, ikinci üniteye geldik. Neymiş? El makulat, yiyecekler. Vel meşrubat, içecekler. İkinci ünitemiz makulat vel meşrubat. Dersul evvel, birinci dersi fil fetur, kahvaltıda. Dersul sani, ikinci ders fil gada, öğle yemeğinde. Dersul salis, üçüncü ders fil aşa,
akşam yemeğinde. İnşallah bir sonraki dersimizde de üçüncü ünitenin, özür dilerim, ikinci ünite, el-vahdetü sani, ikinci ünitenin ilk dersi olan kahvaltı konusuyla devam ederiz. Peki, ifade ve istifade edebilmiştir. İnşallah edebilmişizdir. Çalışmalarınızda kolaylıklar, başarılar diliyorum arkadaşlar. Cenab-ı Hak fehminizi ziyadeleştirsin, anlayışınızı arttırsın, muvaffak eylesin diyelim. Allah'a emanet olunuz.